Maçtan sonra Şiviyontek hani kendi baksına gitti. Orada havlusunu kafasına koydu ve ağlamaya başladı. Birçok insanın şey yazdığını gördüm hani bununla ilgili. Ya bu kadar da zayıf olunmaz. İşte bir maçı kaybettin. Niye ağlıyorsun hı. gibi. Yine aynı konular aslında. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben şöyle kendi düşüncemi söyleyeceğim. Aslında bu kadar büyük bir tenisçi maç kaybettikten sonra o baksta olmak yerine arkaya gidip soyunma odasında ağlayıp kimse kimse hiçbir şey göstermeden çok da güzel geri dönebilir. Bu da bir alternatif. Ama orada çok doğal davranan, ya içinden ne geldiyse onu davranan bir tenisçi var. Şimdi dünya bir numarası dediğimizde böyle acayip güçler bekliyoruz. İşte duyguların çoktan nötr olmasını bekliyoruz ama yani bu çok normal bir şey ve bence hala ekibinin yanında olup orada ayrılmayıp hani orada ağlıyor oluşu bile bence ne kadar doğal ve kendini bilen bir tenisçi olduğunu yani evet, Yani evet o, o işin şey tarafı değil dediğin gibi. Arkada da yapabilirdi bunu. Ya orada konu şeyde başlıyor galiba. <laughs> çok e, uzun bir konu aslında bu ama ağlamak bir zayıflık göstergesi midirden bile başlayabilirsin aslında. Sen çok doğal bir hale getiriyorsun bunu. Birçok kişi kort içerisinde maç kaybettiği için ağlamasını abes buluyor insanların. Hani tersten düşündüğünde de. Evet. Hani iki farklı cephe olduğu için burada bu çok çetrefilli bir konu aslında. Hani onu Tamam arkada da yapabilir diyorsun. Ben de diyorum ki daha farklı bir taraftan bakarak Hı -hı. yapmasa olmaz mı? Ama bu bir doğal reflekstir diyorsun sen de. E, maç kaybettiğinde ağlamak o başka bir şey. Kort içinde bunu yapmak daha da doğal ve samimi. Bence hiçbir problem yok. Şov bir birkaç da tarafı var belki dediğin gibi. Evet yani o şey insanların bakış açısı biraz sanki öyle olduğu için. Onu zayıflık olarak gördükleri için işte. Aynı konuları Osaka'da falan çok konuştuk ya şeyde de. E, birkaç farklı isimde de çok fazla konuştuk. Yani... Ee, hani maç kaybetmek dünyanın sonu mudur? O verilen reaksiyon, ağlama veya işte raket kırma hepsinin farklı farklı aslında şeyleri var bilinç altında. Ya bir de insanlar şu anda çok yani seyirci çok yüzeyi görüyor aslında arka işte planda yani. olup biteni. <laughs> evet, yani evet. şu an mesela antrenmanlarda oyuncuların ne duygular yaşadıklarını, işte antrenmanlarda ağladıklarını, antrenmanlarda kendileri öfkelendiklerini yani hiçbirimiz görmüyoruz. O yüzden maçta da sanki maçın sonunda kaybetmek de bir Hani ağlanacak bir şey değilmiş gibi geliyor ama gerçekten çok hani detaya baktığımızda çok acayip bir spor ve çok duygusal hani ve duyguları bir anda refleks olarak hani gösterebilecek bir spor. O yüzden ben ağlamanın her zaman hani çok normal olduğunu ama burada da şey kritik tabii ki yani her maçtan sonra ağlanıyorsa başka her maçtan canım. sonra işte hani bir duygu varsa ortada çok yoğun bir şekilde yönetilemeyen bir şey olduğunu konuşabiliriz ama Şimiyontak kendi ülkesi için oynuyor dünya bir numara ve Sonuçta ona bir beklenti yüklenmese de kendisi kendisi için bunca şey yapmışken ülkesi için de bunu yapmak istiyor ve bunu yapamadığındaki hayal kırıklığı bence aslında dünyanın olabilir. en normal hislerinden biri. Çok da fazla böyle görmedik zaten. Evet. Bence bu çok belirleyici bir şey işte bu söylediğin konu. Gene Oraya da gelecektim aslında. aslında. Kim olduğuna da bağlı biraz. Tabii. İşte raketi kırmak örneğinden yola çıkacak olursak işte Nikrios bir şey yaptığında bambaşka bir şey ama Federer o hale gelseydi oynadığı dönemde o daha farklı bir şeydi. Gerçekten bir şey oluyor derdin. Ötekisine zaten alışkınsın ve o zaten onu artık işin bir parçası şov haline getirmiş olduğu için gerçekten sinirlendi mi sinirlenmedi mi evet. anlamıyorsun. Veya işte ağlayan bir insan sürekli ağlıyorsa hakikaten mi üzgün artık yoksa bunu bir alışkanlık haline mi getirdi anlayamazsın. Ama işte 40 yılın başı böyle bir şey olduğunda o patlama çok normal. Ama mesela arka arkaya 3-4 maç şimdi kenarda onu ağlarken görürsek o da insanların zayıf görmesi de normal. Gerçekten de evet. düşündüğümde onu söylüyorum ama bunda bence hiçbir şey yok. Ya evet dediğin bu, gibi. Bu şey. Bir de milli takım maçı. milli önemli. takım maçı yani. çok başka bir özelliği var. Bir Sonra da paylaşım yaptığın çok genç mutluydum bu arada. Diye. Tabii ki. Ama şöyle ya genç olmasa de olur, da. Evet aynen olur. Yani dediğin gibi hani genç olmasının da çünkü hani ülkeyle alakalı bir sorumluluk gençken senin dediğin gibi yönetmek Akörlerden de zor. Aktörlerden biri. Ama 6 sene United Cup'ta oynadığını görürsek üst üste <laughs> e, büyük ihtimalle hani bu ağlama belki şeyini çok fazla görmeye de biliriz. Dediğin gibi deneyimle de bağlantılı bir şey. Ama insanlar böyle bazen hani o görünenin ötesinde neler olabileceğini ya da duyguların da bu işin bir parçası olabildiğini bazen biraz sanki unutabiliyor. O yüzden minik bir böyle buraya değinmek istedim ben de. Güzel, güzel konu işte. O şeyler önemli. İnsanların verdiği tepkiler ve şey de çok önemli geliyor bana işte. Raducanu'da falan da yaşadık ya onu. Evet işin reklam tarafından daha fazla para kazanıp kort içerisinde çok fazla iş yapamaması aslında hani çok fazla o şampiyonluklar, başarılar gelmedikçe sorguluyorsun ister istemez. Bütün branşlarda olur bu. Hep bunu savunacağım yani ben. Bu arada şu güzel bir avantaj olacak. Ondan belki hani programın son biraz bahsedeceğiz ama bir belgesel gelecek ve bence insanlar biraz o belgeselle birlikte hani tenisçilerin hayatını birazcık daha görüp evet ya bu da mı varmış ya da bu gerçekten mental olarak bu kadar zor muymuş diyecekleri taraf olacak çünkü sadece şu an maç işte ısınma tarafı ya da işte ee, koyuyorlarsa biraz antrenman antrema, işte birazcık da işte o çekimleri, reklamları görüyorlar. Belki biraz belgesel bir tık daha hani evet bunun başka bir parçası varmışı anlatabilir. Çünkü genelde spor belgeselleri buraya da dikkat çekebiliyor. Çocukluktan itibaren lazım o hikaye bu. Tabii arada. o yani özellikle Serena ile Venüs'ün hikayesine yani, bakınca aslında tenisin nasıl bir spor aynen. olduğunu da görmek mümkün oluyor. Djokovic'inki de